Kastamonu Entegre, 2015 yılında Planlama Müdürlüğü Departmanı'nı kapsayan yeni bir yapılanma içine girdi. Tedarik Zinciri Direktörlüğü adını verdiğimiz bu yeni yapılanmayla, müşteri taleplerini maksimum seviyede karşılamayı ve maliyetleri optimize edecek çözümleri üretmeyi hedefledik. İşe, organizasyon, süreçler ve destekleyici sistemsel altyapı açısından ihtiyaçlarımızı tespit ederek başladık. Öncelikle organizasyon ve süreçlerimizi yeniden dizayn etmemiz gerekiyordu. Bir sonraki adımsa bu yapıyı destekleyecek ve çözümler üretecek planlama yazılımı araştırması yapmaktı. KEOPS fikri de işte bu aşamada ortaya çıktı. Peki KEOPS'la elde etmek istediğimiz kazanımlar neydi? Her şeyden önce yeni yapılanmamızın sağlayacağı olumlu gelişim müşterilerimiz tarafından da hissedilebilir olmalıydı. Elbette karlılık, verimlilik ve efektif zaman kullanımı da önemliydi. Şeffaflığı arttırmak, şirket içi departmanlar arası entegrasyonu ve işbirliğini sağlamak, planlama süreçlerinde standartizasyonu oluşturmak ve çoklu senaryolarla doğru karar verme potansiyelimizi yükseltmek diğer hedeflerimiz arasındaydı. Bir yıllık araştırma ve karar alma sürecinin ardından 12 farklı firma arasından 3'üyle kısa liste oluşturduk. Yönetim ve süreç sahipleriyle yapılan değerlendirme sonucundaysa Alman SAP şirketiyle anlaşma sağladık. Bu anlaşmanın önemli bir özelliği vardı. 5 temel modülden oluşan KEOPS, bir Türk firmasının SAP ile gerçekleştirdiği en kapsamlı planlama projesi olma özelliğini taşıyordu. KEOPS'un modülleri: talep planlama, tedarik ağı planlama, üretim planlama, detaylı çizelgeleme, karşılanabilir sipariş miktarı. Kastamonu Entegre, bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek kuruluşu olma başarısını çalışanlarının katkısıyla elde etti. Çünkü yeni yapılanmanın ana karakterini belirleyen sizlerden gelen geri bildirimler oldu. Bu 5 modülün detaylarına gelirsek, talep planlama modülü satış kanallarımızın 12 aylık taleplerini oluşturuyor. Her ay matematiksel modelleme sonucunda çıkan tahminler 25 farklı satış temsilcisinin katılımıyla zenginleştirilerek son haline getiriliyor. Şirketin satış hafızasının tutulduğu modül içerisine aylık yok satışlar, kampanyalar, rakip aktiviteleri, piyasalar ve etkileri kaydediliyor. Tedarik ağı planlama. Bu modül 12 aylık talebi karşılamak için şirketin sahip olduğu tüm üretim ve stok kaynaklarını değerlendiriyor. Kapasite, stok maliyeti, müşteriye sevk hızı ve nakliye maliyetlerini dikkate alarak optimum çözümü gerçekleştiriyor ve talebi bu değerlendirmeler sonucunda fabrikalara dağıtıyor. Kapasite ve ham madde kısıtlarının altını çiziyor, olası yok satışları önceden gösteriyor. Üretim planlama modülü, her fabrikaya atanan üretim miktarlarının üretim hatlarına sıralamasını gerçekleştiriyor. Kapasite, ürün, hat ve akış kısıtlarını dikkate alarak maksimum kapasite kullanımını gerçekleştiriyor. Detaylı çizelgeleme, saat bazında hazırladığı üretim çizelgeleriyle işletmenin personel, vardiya, kaynak ve enerji planlamasını, makine performanslarını ölçmesini kolaylaştırıyor. Karşılanabilir sipariş modülü, müşterilerimize en doğru termin bilgisini veriyor. Müşterilerimizden talep geldiğinde stoğu, yoksa üretim planını, yoksa kaynakları dikkate alarak müşterilere ürünün ne zaman sevk için hazır olacağı bilgisini çıkarıyor. Üretilmiş olan ürünlerin siparişlere göre lokasyonunu gerçekleştiriyor ve serbest stoğu düzenliyor. Bütün bu aşamalarla şekillenen altyapı, organizasyon ve süreç yapılanması sayesinde şirketimiz hedeflenen tedarik zinciri olgunluğuna ulaşma yolunda dev bir adım atmış bulunuyor. Tüm Kastamonu Entegre çalışanlarına bu yapının oluşmasında gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederiz.